Bu Kayhan düğün gecesi birdenbire ortadan kayboluveriyor. Bakacak olursan üçkağıtçının numaracının da teki. E mahallede sevmeyeni de çok. Yani başına her şey gelmiş olabilir. Tamam. Şimdi çiz bakayım oradan bir ok. Yağmur. Evet. Şimdi bu Kayhan Yağmur'u kaçırmış. Ama çocuğun ailesi kızı istememiş. Arkasında durmamışlar. Hem bu zamparanın her gelininde teki adım gibi eminim ki aldatmıştır da kızı. E böylesi bu durumda bu Yağmur illa niye Kayhan'la evlenmek istedi? Zengin desen zengin de değil. Ne ki? Düğün manyağı mı yani bu kız? Altınlardan çok bahsetmişti komiserim, o yüzden olabilir mi? Oğlum altınlar ortada yok ki. Kaynana bütün parayı el koymuş biliyorsun. Hem böyle bir durumda Kayhan'ın ortadan kaybolması en çok Yağmur'u mağdur eder, Yağmur'u. Güzel. Çek bakayım şimdi bir çizgi daha. Yaz. Uğur. Aslında mantıken elinizdeki en büyük şüpheli bu Uğur. Niye? Çünkü kıza deli gibi aşık. E Kayhan kızı bunun elinden almış. Yani intikam planları kuruyor olabilir. Ama baktığın zaman hiç de böyle şeyler yapabilecek bir adama benzemiyor. Ama amirim kız söz konusu olunca gözü dönüyor adamın. Baksanıza babasını bile öldürmeye kalkmış. Babası demişken babası olabilir mi acaba? Kim? Orhan mı? Orhan. Saçmalama lan. Ne biçim polisin sen? Orhan öyle bir şey yapar mı? Bir kere adamın oğlunu kızdan kurtarabilmesi için tek seçeneği var. O da Kayhan. Tamam da amirim dışarıdan bakınca öyle görünüyor. En nihayetinde bu adam eski kafalı. Mahallenin de önde gelenlerinden. Düşünsenize düğün günü gelini kaçırılıyor. Hani diyorum onur gurur meselesi yapıp gizliden gizliye bir intikam planı mı yaptı acaba? Ya da başkasına yaptırdı. Kime mesela? Savaş'a. O Savaş bir acayip vallahi amirim. Bence kesin onun da gözü var kızda. Baksanıza en yakın arkadaşını satıyor. Kayhan'ın sevgilisini yakalatıyor. Sonra da gidiyor nikah şahidi oluyor. Yok, yok, yok. Savaş öyle direkt hareketlerde bulunabilecek tırniyette biri değil. Daha çok böyle üçkağıtçıya, düzenbaza falan benziyor. Ama yine de belli olmaz tabii. Sen Celal'in sorgusunu hatırlıyor musun? Götü başı ayrı oynuyordu orada. Amirim, Celal de yapmış olabilir. Bilmiyorum, bilmiyorum. Adam Kayhan yüzünden rezil olmuş. Bence Kayhan'ın en zayıf anını bekledi ve o yaptı. Baksana sen. Bu listedeki aslında en tehlikeli kişiler kim biliyor musun? Nihat'la Murat. Düşün bir kere. Nihat dengesizin teki. Her şeyi yapabilir. E üstüne üstlük Kayhan'dan da çok alacağı var. Murat'a gelince adamın bu Kayhan yüzünden hayatı kaymış, hayatı. Murat yaptı diyorsunuz yani. Hayır bilemiyorum oğlum, emin değilim. Çocuğun ailesi de garip garip böyle şüpheli şüpheli hareketler yapıyorlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O manyak anneyle kız kardeşler var ya, Kayhan'ı kızdan ayırmak için her türlü deliliği yapmış olabilirler. O zaman onlar yaptı. Ne bileyim oğlum ben onlar mı yaptı Allah Allah. Bir şey soracağım. Şu Kayhan'ın evinin önünde pusu kuran kimdi? Nihat Damir'i Muğur'un dayısı. Bir getir bakayım şunu bana. Evet Nihat Efendi. Şimdi şu kurduğun pusuyu şöyle bize güzelce bir anlat tamam mı? Ama hiçbir şey atlama. Tane tane böyle bütün ayrıntılarıyla. Anlat bakalım. Saklayacak neyim var komiserim? Anlatırım her şeyi. Kayhan eve girene kadar, insanlar dağılana kadar yerimden kıpırdamadım. Etrafım iyice telhalaştığından emin olduktan sonra harekete geçtim. Bak dayın da olamıyor ya. Oğlum bak babana söyleyecek, başımıza iş alacağız. Olur hadi gidelim abicim hadi. Bu yolda dönmek var, ölmek yok. Tam eve yaklaşmıştım ki balkondaki Yağmur'un sesini duydum. Yarın o anına söylüyorsun, o takılar buraya geliyor tamam mı? Takıların evde olmadığını öğrenince dur dedim Nihat. Sen öncelikleri olan bir adamsın. Senin önceliğin ne? Para. Git Adil Efendi'den borcunu iste. Vermezse gelir Kayhan'ın ümüğünü yine sıkarsın. Nedir yani? Heh gitti de. Yürü, yürü. Bak geçen seferi unutma Uğur, kalk giderim gözünü seveyim. Kardeşim aşk hiçbir zaman vazgeçmemektir. Ver emanetleri ver. Allah Allah ya. Oğlum bak en son yaptığında hatırla bak belediyeciler ağzını burnunu dağıttı burada senin ya. Ben oğlum filmde Tarık Akan kızı böyle tavladı diyorsun, hasta mısın lan? Bu Tarık Akan'ın tavladığı kızdı, bu kız mı? Yani bu evli lan bu. Utanmadan oraya da gittin yani. Nereye? Ha biraz utandım komiserim ben. Ya ama gitmeseydim Uğur şüphelenecekti. Sen ne pis bir adammışsın lan. Tamam tamam neyse neyse. Sonra ne oldu peki? İşte Uğur tam yazıyı yazmaya başlamıştı ki. Lan ne oluyor? Birisi ateş ediyor dışarıda. Ya arkadaş yeni evlenmiş bir çiftin evinin önünde gecenin bu saatinde ateş edilir mi ya? İstanbul'u ne hale getirdiniz ya? Bağırma lan.
Bana bak, yağmurun başka belaları, dalgaları falan var herhalde. Bak kalk. Lütfen gidelim buradan. Başımızı iş alacağız. Uğur yürü. Kardeşim azlanaz çoktan çok gider. Delirtmeyin lan beni. Bağırma, sikeceğim şimdi senin artistini ya. Salak. Nerede, ne zaman, kime dikileceğini öğrenelim. Yürü lan. Lan al. Yürü. Şimdi cevap var bana. Düğün günü Kayhan'ın evinin önünde ateş açılmış. Var mı senin bir alakan? Vallahi benim bir alakam yok komiserim. Murat ateş etti diyorlar. Yani öyle geldi benim kulağıma. Kaçma Kaya. Kaçma. Lan kaçma Kaya. Ulan yedim seni lan. Yedim. Evet. Murat Yirdem beyefendi. Yani namı diğer bankacı Murat. Ulan sen tüfekle Kayhan'ı kovalamışsın. Bir de bize ayak yapıyordun benim alakam yok falan diye. Ha. Yediniz mi onu? Şaka o be şaka. Şaka mı? Ulan tüfekle adam kovalamışsın. Böyle şaka mı olur? Niye o yapınca oluyor da biz niye yapıyoruz? Ruslar, dolarlar filan istediği gibi şakaları yapıyor. Belki benim espri anlayışım adam vurmakla, topla, tüfekle alakalı. Lan! Salak salak konuşma. Oğlum sen ilk sorgunda itiraf etmedin mi zaten intikam almak istiyorum diye? Adam senin hayatını mahvetti, işinden etti, ortalıkta kaldın. Kendin söylemedin mi lan bunları? Durumlar böyle olunca da vurayım, kurtulayım şu pezelengi dedin değil mi? Şey. İtiraz etme lan. Ne zaman öldürmeye karar verdin Kayhan'ı? Hayır, ben öldürmedim. Vallahi billahi ben öldürmedim. Asla öyle bir şey yok, asla öyle bir şey yok. Benim başlarda adam vurmak gibi bir fikrim de yoktu ki. Tamam, Kayhan'dan nefret ediyordum ama ne yapacağımı da bilmiyordum. Ulan Kayhan, çık sen dışarı. Dinle bak. Bak, dinle. Fiksin lan ben. Senin ananı var ya, ananı. Huriye teyze. Öpeyim. Öpme yavrum, öpme. Devam et. Az önce benle ilgili bir şey söylüyordun. O ben zaten anan hariç diyecektim sonunda, evet. Ananı diye başlayıp anan hariç diye mi bitirecektin çocuğum? Bak ben okumadım etmedim. İlk mektebi bitireli 50 sene oluyor. Cahil bir kadınım ama. Senin cümlenin içindeki anlatım salaklığını da şak diye anladım evlatçığım. Vallahi mektebi 50 sene önce bitirmiş birine göre gayet güzel laf sokuyorsunuz Huriye teyzeciğim. Tebrik ederim. Mersi sadede gelelim. Sen burada benim evladımı vurmaya mı geldin? Böyle elde tüfek falan. Ne ayaksın lan sen? Yok. Neyden oldu? Huriye teyzeciğim ama yani senin oğlun yüzünden ben işimden oldum ya, işimden. 5 parasız ortalarda kaldım. O tabii evlendi, yuvasını kırdı. Ben sokaklarda yalnız başıma yatıyorum ama. Ya bana kim iş verir, kim ev verir? En önemlisi kim bana kızını verir? Öyle deme evlatçığım. Aslan gibi delikanlısın. Sen yeter ki edebini, terbiyeni bozma. Yeter yavrucuğum. Bak herkes sana kız verir. Ben veririm mesela. Al bunlardan birini. Yuh artık anne ya. Ay anneciğim sen de ne meraklıymışsın bizi önüne gelene vermeye. Lan gerizekalılar mesela dedik. İşsiz güçsüz adama kız verecek göz var mı bende? Ver çocuğum şu silahı sen bana. Ver. Sen şimdi git evine. Tamam. Yarın gel benim yanıma. Ben sana işte bulacağım, evde bulacağım, kızda bulacağım. Hepsini de bulacağım. Ben de. Bir dakika. Sen beni kandırmıyorsun değil mi? Şu an kandırılıyormuşum gibi his hissediyorum şu anda. Evladım ikiletmesene lafımı. Tamam dedik, hadi dedik. Ama. Aması maması yok yavrum. Haydi paşa paşa sen git evine. Güzel güzel dinlen. Hadi evlatçığım. Haydi güzelim. Haydi paşa. Ama bu iş burada bitmez Suretizim. Bu iş burada kapanmaz. Bak söz verdin. Söz verdin laf ağızdan bir kere çıkar. Yoksa benim evde daha 2 tane tüfeğim var. O tüfeklerden biriyle Kayhan'ı var ya. Lan yürü git. Ay anne. Biz böyle elimizde tüfekle mi gideceğiz Kayhan'ın evine? Ya sonra o zürafa gelin var ya. Kaynanam evi bastı. Yetişin dostum. Diye ortalığı ayağa kaldırmasın ha. Sonra şey olmasın yani. Ne yapacağız kızlar söyleyin. Işıklar söndü. Yattılar. Tamam. O zaman bir şey yapalım. Biz şimdi böyle kalkalım eve gidelim. Eğer gelmezse sabah gider erkenden alırız kardeşimizi. Hadi. Ay yani sabah kahvaltıya da o kızla kalacak hali yok yani. O kadar uzun boylu değil. O kadar hadi. Da değil. Ya fena bir şey yaparsa benim oğluma bu kız? Ha ya bir fenalık yaparsa? Yaparsa yapsın anne o kendi fenalığı. Hadi Ali, hadi ver şu silahı. Kayhan, aklım sende oğlum. Hadi. Vay. Böyle borç mu olur be? Ev alınır bu paraya. Doğru. Hepsini Kayhan mı yapmış bu borcu? Aynen öyle Adil abi. Hepsi Kayhan'ın borcu. Yalnız bizde böyle bir para yok.
Vallahi Adil abi orası beni tabii ilgilendirmiyor yani. Hay Allah. Nasıl yapsak ki? Ona dokunmasaydın be Nihat. Vallahi yapacak bir şey yok Adil abi. Mecbur bıraktı ya. Neyse, dediğim gibi kalanını aranızda halledersiniz artık. Ha ama kavga dövüş yok ha. Düğünde çocuğu dövdün, hiç hoş olmadı. Neyse Adil abi, sana hayırlı akşamlar. Hadi eyvallah. Oh Allah. Allah'ım çok şükür yazdığım yazı burada duruyor. Oh. Değil mi maazallah, biri alıp götürürdü falan. Nasıl? Oğlum bak yürü gidelim, başımızı iş alacağız. Lütfen beni delirtme, gidelim hadi ya. Kardeşim Yağmur'umu ben o adamın ellerine bırakamam. Hala seviyor Yağmur beni. Biliyorum, son ana kadar mücadele edeceğim ben. Lan ruh hastası son anı mı kalmış? Şu anda onlar yukarıda... Ne? Tövbe tövbe ne ya. Ne oğlum yukarıda ne? Ne yapıyor? Çay mı içiyorlar? Çay içiyor. Ne? Ne? Neyi çay içiyorlar? Ne yapacaklar ki? Ne yapabilirler? Kadınlar çekler. Uğur. Savaş. Ne yapıyoruz lan gece gece burada? O boya ne lan? Dayı biz anarşist olduk. Sağa sola yazı yazıyoruz. Tövbe de tövbe de. O nasıl laf öyle? Biz bu davaya baş koyduk. O ne ya? Bu mu? Bu şey bu. Şey. Ne yaptım altınları dedi. Bir daha söyle bakayım. Hepsini bakkal Nihat'a verdim. Oğlanın bir sürü borcu varmış. Ne yapaydım? Kayhan'ın borcunu ödemek sana mı düştü? Ay bu adam delirtecek beni. Ay delirtecek bu adam. Ver kız şu lan. Ay. Sonuçta yüz yüze bakıyoruz. Neticede komşumuz. Ayıp olmasın diye Huriye. Bu tüfeğin bu eve gelmesinde bir sebep varmış kızlar. Babanızın alnında bu tüfekle vurulmak yazılıymış. Şehadet getir. Anne o bizim babamız. Çek kız eline. Ay şeytan dolduracak anne. Bu ne daha öyle? Ya ateş ediliyor. Ya Nihat abi. Ben buna söylüyorum, beni dinlemiyor abi başım. Bak ortalık diyorum, şununla bir kaş göz yapma lan. Abi şununla falan bir konuş, bir şeylerse şu abuk sabuk hareketler yapıyor abi. Ateş mateş ediliyor, başımıza iş alacağız burada diyorum. Yağmuru etkilemek için bak buralara yazılar mazılar yazıyor. Beni bitirdi burada abi, şununla konuş, gidelim lütfen. Ulan gene mi bu yağmur mevzusu? Kız evlendi oğlum, yapma şunu ya. Hem kendini rezil ediyorsun, hem de bizi rezil ediyorsun. Yürü lan. Dayıcığım. Aşk mücadele etmektir dayı. Bak Mecnun'a Leyla için çöllere düşmüş. Ben burada iki tane yazı yazmışım çok mu? Peki Leyla Mecnun için ne yapmış? Nasıl? Mecnun çöllere düşmüş de Leyla buna karşılık ne yapmış diyorum. Orasını bilemiyoruz ki. Masalda orası yok yani bilmiyorum. Lan kendini heder edeceksin. Azıcık bunları düşün azıcık. Ya tabii çok doğru konuşuyor be kardeşim. Doğru konuşurum ben. Gel lan gel. Ayıp be kardeşim ya. Oğlum bakma artık yeter.